Merhaba arkadaşlar. Şimdi güneş enerjisinden elektrik üretimi ve bunu kullanmayla ilgili hazırladığım videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten YouTube'da bu videoyu izliyorsanız paylaşmışım demektir. Hemen başlayayım. Burada güneş panelimi görüyorsunuz. Balkonun dış kısmına yerleştirdim. Bu panel 40 wattlık bir panel. Direkt güneşi görüyor. Güneş doğduğu zaman güneşi görüyor. Yaklaşık kış ayları için konuşacak olursam saat 4'e kadar, 4.30'a kadar da güneş almaya devam ediyor. Yazları tabii bu süre daha fazla. Panelimden bahsederek işe başlayayım. Sonra devamını getirelim. Panel ile ilgili videoları, daha doğrusu bilgileri şu an arkasındaki etiketinde görüyoruz arkadaşlar. 40 wattlık bir panel bu. Polikristal panelimiz, biliyorsunuz bunun iki tane çeşidi var, daha doğrusu güneş panellerinin iki tane çeşidi var. Bir tanesi monokristal, bir tanesi polikristal. Monokristal olanlar daha pahalı. Ama ben polikristal kullandım. Hem uygun hem de çok profesyonel bir şey yapmadığım için bu benim işimi görüyor. Ama monokristal daha kaliteli bir panel. Bulutlu havalarda da yüksek verimi almanız mümkün ama böyle bir panel de işinizi görecektir eğer benim yaptığım gibi bir sistem yapacaksanız ya da böyle çok profesyonel olmayan, işte elektrik kesildiğinde ya da kesilmediğinde hiç önemli değil. Ben modemimi 7/24 çalıştırayım, telefonumu şarj edeyim, acil durumlarda ledlerimi yakayım dediğiniz bir sistem yapmak istiyorsanız bu mümkün. Panelin arkasından bir kablo çıkıyor arkadaşlar. Bu ürettiğimiz enerjiyi bu kablo vasıtasıyla alıyoruz. Hemen cam balkonumuzun arka tarafından, denizlikten geçirerek şuradan içeri atlatıyorum arkadaşlar. Bu panelden gelen kablo, bu kablo nereye geliyor? Solar kontrol ünitemize, şarj kontrol ünitemize geliyor. Hemen şuradan artı ve eksi olarak şu kabloyu şarj kontrol ünitemize giriyoruz. Üstünde bir voltmetre görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu ben sonradan bağladım. Panelden gelen enerjiyi göreyim diye. Şu an 18.4 volt gibi bir akım gösteriyor bize. Bu bizim panelden gelen enerjimiz. Hemen şarj kontrol ünitesinin üzerine gelmek istiyorum. Burada akülerimizin durumunu gösteriyor. Şarj kontrol ünitesi olmadan böyle bir sistem çalışır ama kaliteli bir şekilde çalışmaz arkadaşlar. Bu müthiş bir cihaz gerçekten. Çünkü gelen akımı ve amperi dengeleyerek hem ihtiyacınızı karşılıyor. Şu an lamba yanıyor, görüyorsunuz. Lamba ışığı sembolü yanıyor. Modemimize enerji gidiyor çünkü buradan. Hem de akülerimizi şarj ediyor. Bu arada 2 tane 7 amper 12 voltluk akümüz var. Toplamda 14 amperlik bir depolama birimimiz var burada. Bu bana şu anda yetiyor. 7/24 hatta bulutlu havalarda dahil modemimi çalıştırabiliyor arkadaşlar. Şunu sanayiden aldım. Bu kabloya sonradan ben bunu monte ettim arkadaşlar. Sigorta. Çoğunuz aracı olanlar tanıyacaktır hemen. Araç sigortası. Yalnız bu düşük amperli, 3 amperlik bir araç sigortası monte ettim ki 14 amper ciddi bir enerji. Yani kısa devre halinde bu kabloyu kıpkırmızı edip yakabilir. Yangına davetiye çıkarabilir. Bu gibi bir durumda, sıkışma anında şarj kontrol ünitemizin elektriği kesme özelliği var. Onu söyleyeyim ama şöyle bir şey yapıyor. Şarj kontrol kısa devre anında enerjiyi kesiyor. Ancak tekrar tekrar veriyor. Yani kısa devre devam ediyorsa oraya enerjiyi verip kesiyor. Verip kesiyor. Bizim istediğimiz o değil. Yani emniyet açısından kısa devre olduysa sigorta atsın. Ta ki ben görene kadar sistem tekrar çalışmasın arkadaşlar. O yüzden böyle bir güvenlik önlemi alırsanız sistem daha sağlıklı çalışacaktır. Sizin için daha güvenli olacaktır. Hemen şarj kontrol ünitesine gelmek istiyorum. Şöyle odaklayayım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir panel resmimiz. Akümüzün şarj durumunu gösteren bir akü simgemiz. Buradaki ışıklar aşağı doğru, yani bu çizgiler akü zayıfladıkça düşmeye başlıyor ve enerji kullanımımızı gösteren bir sembolümüz var. Ayrıca cep telefonu veya 5 volt 2 ampere kadar olan diğer cihazlarımız şarj edebileceğimiz 2 adet USB çıkışımız var. Gelen panelden gelen elektriği buraya giriyoruz. Artı ve eksi olarak DC akım var arkadaşlar burada. Akümüze artı ve eksi olarak buradan giriyoruz. Çıkışımızı da buradan alıyoruz.
Bu cihaz, şurada bir sıcaklık sensörümüz var. Ortamdaki ısıyı ölçüyor. Buna göre çok fazla ısındığı zaman, özellikle kapalı bir ortama koyacaksanız, şarjı kesebiliyor arkadaşlar. Hemen menüsüne giriyorum. Şu an ortamın sıcaklığı cam balkon olduğu için 33 derece. Hemen geçiyorum. PV off diyor arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Akümüzü 14 volta getirdiği zaman, ben şu an bunu 14 volt için ayarladım. Hemen ayarlarına giriyorum. Akümüzü 14 volta getirdiği zaman şarjı kesiyor. Bu arada yukarıyı göstermek istiyorum. Şu anda paneller boşa çıktığı için 20.5 volt gibi bir elektrik geliyor. Çünkü akü şarjı kesti. Buradan bu değeri değiştirebiliyorsunuz. Kuru akü için aslında 14.4 volta kadar çıkabilirsiniz ama 14 volt yeterli arkadaşlar. Çok abartmaya gerek yok. Buradan okeylediğim zaman hemen şarja başlıyor. Bu arada şu an dengeleyecek. Şarja geçti. Bir sonraki noktaya geçeyim. Şimdi arkadaşlar, şundan bahsetmek istiyorum. Akülerde enerji 10.6 volta düştüğü zaman çok fazla deşarj olup akülerin bozulmaması için otomatik olarak sistemi kapatıyor. Bu ayar bu işe yarıyor. Hemen şuraya geliyorum. Mesela gece yattınız. Modem, benimkinde modem bağlı. Örnek veriyorum, saat 12. İşte 10'da açtığınızı varsayıyorum. Gece 12'de kapanacaksa kaç saat akım açık kalması gerektiğini buradan ayarlıyorsunuz. Mesela 3 saat sonra enerjiyi kesiyor. Şurada bir ayar vardı. Onu size söylemedim. Onu da göstermek istiyorum. Şimdi load on 11.1 volt diyor. Şimdi 10.5 voltta sistemi kapattı demiştik. Enerjimiz 10.5 volta düştü. Devreyi kesti. Ne zaman devreyi açacak? Akülerimiz 11.1 volta kadar şarj olduğunda tekrar sistem çalışmaya başlayacak. Bu ayarımız da onu belirliyor. Hemen size söylemediğim farklı bir şey var mı diye geçiyorum. Bunu ben de çözemedim. Ama tahminime göre yük, bağladığımız yükün miktarı ile alakalı olabilir. Denemedim. O B ile ilgili ayarın ne olduğunu keşfedersem sizinle paylaşırım arkadaşlar. Çok fazla da şu an için bana bir şey sağlayacağını zannetmiyorum. Şimdi şunu göstereyim size. Dedik ya, gelen enerjimiz, akülerdeki şarj olan enerjimiz ve çıkışımız. Şuradan çıkışımızı aldık. Gördüğünüz kablo ile arkadaşlar, buradan geçiriyoruz. Balkonumuzdan ner alıyoruz. Onu göstereyim ben size hemen. Kablomuz arkadaşlar, balkondan, içeri giriş bulamadığım için doğalgaz borusunun yanından geçirdim. Buradan geliyor. Hat boyunca devam ediyor. Yine içeriye, modemin olduğu yere doğalgaz borusu kenarınca geliyor. Kapının kenarından. Şuradan silikonla kapattım arkadaşlar, çirkin gözükmesin diye. Bu silikonu buradan söktüm. Altına kabloyu yerleştirip tekrar silikon çektim. Bu şekilde görüntüyü ortadan kaldırdık. Bu kısımdan geçiyor. Hemen peteğin yan tarafından şurada kabloyu görebilirsiniz. Nereye geliyor? Altından hemen modemimizin olduğu yere geliyor. Buraya modemimize geliyor enerji. Şu an güneşten elde ettiğimiz enerjiyle modemimizi çalıştırıyoruz. Ayrıca acil durumlar için şurada bir anahtarımız var. Peteğimizin arkasında hem güzel bir görüntü veriyor hem de acil durumlarda, hatta acil olmayan durumlarda da yakabilirsiniz. Nasıl olsa ücretsiz bir enerji. Bir ışık yerleştirdik. Burada kullanıyoruz. Yine odanın içindeki aydınlatmamız arkadaşlar, şu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle bir şerit led döşedik. Görüyorsunuz. Şuradan enerjisini giriyoruz. Bu şerit ledlere de gece boyunca enerji sağlayabiliyoruz. Şuradan kapatayım. Bağlantıları yine şu karton piyerin içindeki kısımdan yapıyoruz. Onu artık başka bir videoda gösteririm. Gördüğünüz gibi modemimiz 7/24. Güneş olduğu sürece yaklaşık 3 gün yağmur yağdığında bile bir problem yaşamadım. Bizi, ihtiyacımızı karşılıyor. Modemimiz 12 volt 1 amper harcıyor. Yani yaklaşık saatte 12 wattlık bir
enerji tüketiyor. Diğer ışıkları kapattığım zaman sadece modemi besleyerek mevcut elimdeki sistem modemi 24 saat çalıştırmaya yetiyor arkadaşlar. 2 adet daha akü sipariş ettim. Depolama kapasitemi biraz daha artıracağım. Şu ışığı açıp size bir şey daha göstermek istiyorum. Hemen balkona geçeceğim. Solar kontrolün üzerinde. Şimdi arkadaşlar, az önce 18 volttu. Şu anda 15,6 volt gösteriyor panelden gelen enerjiyi. Bunun nedeni akım çektikçe amper sabit kalması için voltaj düşüyor. Öyle söyleyeyim. Sistem ona göre ayar yapıyor. Şu anda hemen şuraya gelmek istiyorum. Birinci okumuz yanıp sönüyor. Akülere enerji veriliyor şu anda ve yeterince veriliyor. İkinci okumuz da yanıp sönüyor. Şu an panelden gelen enerjiyle hem lamba ve akümüzü çalıştırıyoruz. Şöyle biraz daha yakın alayım. Daha net göresiniz diye. Hem de modem ve LED'imizi yakıyoruz arkadaşlar. Sistem bu şekilde devam ediyor. Şu an bu gördüğünüz sistemin elektrik şebekesiyle hiçbir alakası yok. Güneş doğduğu sürece ve mevcut sistem devre çalışmaya devam ettiği sürece aküler ömrünü tamamlayıncaya kadar sonsuza kadar ömrü var. Belki siz öldükten sonra bile çalışabilir. Size kolay gelsin diyorum. Sorularınızı yorum kısmına açık bırakacağım. Orada sorabilirsiniz arkadaşlar. Kafam çalıştığınca veya bildiğim kadarıyla sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Hadi kolay gelsin.